Aloha, yepyeni bir Abraham videosuyla karşınızdayız. Bu videonun konusu gece meditasyonu olacak. Ve mümkünse hani tercihen 21 gün hatta 40 gün yani minimum 21 gün mümkünse de 40 gün üst üste dinleyin derim. Zaten dinlediğinizde kendinizi gerçekten çok iyi hissedeceksiniz ve özellikle de uyumadan önce dinlerseniz daha faydasını görebileceğinize inanıyorum. Çünkü hani Abraham Hicks kendisi 2021 gece meditasyonu olarak ele almış bu bölümü. O yüzden de ben şimdi direkt başlıyorum. Bitince bu çeviri biraz sohbet ederiz. Hazırsanız başlıyorum. Eğer bu gece yatağa girdiğinde şunu kabul edersen, uyuduğum süre boyunca momentum yavaşlayacak ve dikkat gücüm çekim yasası dinleniyor olacak. Başka bir deyişle dinlenme yeri momentumun yatıştığı bir yer. Uyuduğum süre boyunca momentum yavaşlayacak. Akşam yatağa girerken kendine şunu söyle. Sabah uyandığımda reset butonuna basıyorum. Şimdi seçtiğim her titreşimsel noktaya atlayabilirim. Nerede olmak istediğime ben karar verebilirim. Ve çok genel bir yerde olmayı seçiyorum. Şunu seçiyorum. Bu yatak gerçekten çok rahat ve çok iyi uyudum. Ve bu güzeldi. Ben olmak çok iyi hissettirmiyor mu? Hayat bana bugünlerde çok iyi davranmıyor mu? Şunu bilmek çok iyi değil mi? Hayat çok güzel. Hayatın titreşimsel olduğunu bilmeyi seviyorum. Benim titreşimin enerjinin çevirmeni olduğumu bilmeyi seviyorum. Çekim yasasının var olduğunu bilmeyi seviyorum. Çekim yasasının momentum yani ivme parantez içinde yarattığını bilmeyi seviyorum. Kendi momentumumun yönünü seçebileceğimi bilmeyi seviyorum. Ne zaman momentumumun yönünü seçsem her şey benim için çok besbelli oluyor ve bunu bilmeyi seviyorum. Bunda yanılmayacağımı bilmeyi seviyorum. Bütün bunların eğlenmek için olduğunu bilmeyi seviyorum. Bunu yapacağım ve bütün evren benimle işbirliği içinde olacak. Bana sonsuz yollarla titreşimimde ne olduğunu gösterecek ve bunu bilmeyi çok seviyorum. Kendimi değerli hissetmeyi seviyorum. İçimdeki değeri bilmeyi seviyorum. Kaynağın benim tarafımda olduğunu sezmeyi seviyorum. Şu farkındalığı seviyorum. Kaynaktan apayrı bir şekilde düşünebilirim. Fakat bu ayrımı her zaman hissedebilirim. Kendimi her zaman olduğum halimle titreşimsel hizaya geri getirebilirim ve bunu bilmeyi seviyorum. Gerçekten olduğum o halime geri getirebilmeyi. Ben kendime bayılsam da bayılmasam da kaynağın bana bayıldığını bilmeyi seviyorum. Kaynak dikkatini benden hiç ayırmıyor. Ben ne zaman ondan ayrılmak istesem o her zaman yanı başımda oluyor. İstediğimde ona dönebilirim. Bağlantıda olabilirim. Kendi gerçekliğimi yaratıyor olduğumu bilmeyi seviyorum. Ve bunun nasıl olduğunu bilmeyi de seviyorum. Bitiş çizgisine gitmek için acele etmeye gerek yok. Hayatın deneyimden keyif almak üzerine olduğunu bilmeyi seviyorum. Burada benim gibi olan başka insanların da aynı şeyi yapıyor olduklarını bilmeyi seviyorum. Tüm bunlarda beraber olduğumuzu bilmeyi seviyorum. Birbirimize fayda sunuyor olduğumuzu bilmeyi seviyorum. İşin özünde her birimiz aynıyız. Ve bunu bilmeyi seviyorum. Hepimiz sevgiyiz. Olmak için yer arayan. Hepimiz duruluk ve berraklığız. Olmak için yer arayan. Bu bizim doğuştan gelen en gerçek halimiz. Bu bedende olmayı seviyorum. Hücrelerimin zekasını, bilgeliğini seviyorum. Ne kadar alignment'ın yani parantez içinde hizaya gelebilmenin parantezi kapadım meydana geldiğini bilmeyi seviyorum. Ben bunu fark etmesem dahi. Benim başarım için sıraya girmiş olan ve düşünmeme gerek kalmayan her şeyin olduğunu bilmeyi, bu farkındalığı seviyorum. Bütün bunlarda kendi yerimi anlamayı, çözmeyi seviyorum. Hayatımın kontrastını seviyorum. Hayata maruz kalmamı seviyorum.
Bu benim içimde katıksız bir istek uyandırıyor. Yepyeni arabalara ve evlere sahip olmayı istemeyi seviyorum. Fiziksel sağlık istemeyi seviyorum. Para istemeyi seviyorum. Para harika bir araç. Hayatı yaşamayı seviyorum. Hayata sarılmayı seviyorum. Fiziksel olan her şeyle, hayatla meşgul olmayı seviyorum. Fiziksel olmayı seviyorum. Duygusal temelimi de seviyorum. Duygusal temelim, momentum yaratmak için yükseldiğinde karşıt düşünce düşünmeden yaratmayı seviyorum. Bana akan yaratma gücünü seviyorum. Odaklanan bir mekanizma olduğumu anlamayı seviyorum. Kaynağın benden aktığını anlamayı seviyorum. Kaynağın benimle, benim vasıtamla odaklanıyor olduğunu düşünmeyi seviyorum. Kaynağa fayda sağladığımı bilmeyi seviyorum. Evrenin genişlediğini bilmeyi ve bunun bir parçası olmaya bayılıyorum. Bir fikir aklıma geldiğinde buna bayılıyorum. Bilinçli ve anda olmayı seviyorum. Ve benimle genişleyen o fikri seviyorum. Çünkü kendi karşıt düşüncelerimle onu kısıtlamıyorum. Benim içimden geçen enerjinin yarattığı hissi seviyorum. Kaynağın yarattığı boş bir kap olmayı seviyorum. Kaynakla işbirliği içinde olan tamamlayıcı parça olmayı seviyorum. Çevreye pozitif katkı sağlamayı seviyorum. Deneyimleri seviyorum. Frekansımı kaynağın frekansına ayarlamayı seviyorum. Başkalarının da frekanslarını kaynağa çevirmeleri için katalizör olmayı seviyorum. Zaman mekan gerçekliği olan bu evrende fiziksel olmayı seviyorum. Bildiklerimi bilmeyi seviyorum. Hiçbir zaman yanlış yapamayacağımı ve hiçbir zaman bitiremeyeceğimi bilmeyi seviyorum. Sonsuz bir varlık olduğumu bilmeyi seviyorum. Her zaman şimdi de olacağımı bilmeyi seviyorum. Bilincim gerçek ve odaklı. Daha önce yaşayan her bir insanın bilinci de hala yaşıyor ve bunu bilmeyi seviyorum. Sonsuz, sınırsız zekanın benim tarafımdan kullanılabilir oluşunu seviyorum. Tüm yapmam gereken yumuşak bir şekilde iyi oluş ve esenlik frekansının bir süre akmasına izin vermek. Çekim yasası da buna katkıda bulunacak, ta ki benim sonsuz zekaya erişim iznim olana dek. Bunu bilmeyi seviyorum. Ne kadar fazla ve hızlı genişlemek istersem o kadar genişlerim. Buna karar veren benim ve biliyorum ki bunun altında yatan temel şey, iyi hissedeceğim bir şey bulmak ve iyi hissetme halini, o hissi hatırlamak. Birbirimizle kıyaslanmadığımızı bilmeyi seviyorum. Biz burada birbirimizi desteklemek için varız. Her birimizin hizasında olduğu o yörüngeyi hatırlamayı seviyorum. Bu çeşitliliğimizi bilmeyi ve bu çeşitlilikte olan mükemmelliği seviyorum. Çok berrak hissettiğim bu yerde olabilirim. Bunu bilmeyi seviyorum. Kaynağın hissettiği, dünyaya bakıp gördüğüm her şey için kendimi iyi hissedebilirim. Çünkü kaynakla hizaya geldiğimde kaynakla hizada olmayan şeyleri görmem mümkün olmayacak. Bu dünyanın genişlediğini bilmeyi seviyorum. Benim bundaki rolümün de büyümek, genişlemek olduğunu biliyorum. Şimdi neye odaklandığım çok önemli. Ve yeni bir düşünce oradan doğuyor. Yeni düşüncenin hissini seviyorum. Eşsiz olduğumu bilmeyi seviyorum. Ben hayatın bir ifadesiyim ve hiçbir şekilde bir şeyin kopyası değilim. Hiç kimsenin yaptığı bir şeyi kopyalamıyorum. Zaman mekan gerçekliğinde eşsiz bir şekilde eşsiz düşüncelerimi yaratarak yaşıyorum ve kaynağın duyduğu coşkuyu duyuyorum. Evrenin genişlemesi bizim şu anda bu konuşmayı yapıyor olduğumuzdan dolayı oldu. Yaşadığımız bir deneyimle oldu. Kararlı, koşulsuz ve inkar edilemez olan kaynağın benim için duyduğu o sevgiyi bilmeyi seviyorum. Ve tabii ki herkes için duyduğu. Hepimizin beraber yaptığı bu yaratımı, parantez içinde Abraham ona burada çorba diyor, parantezi kapadım, seviyorum. Yaratmanın deneyimini seviyorum. Kendi yarattığımdan da daha öte olan o deneyimi seviyorum. Lakin anlıyorum, eğer yaratmak için dikkatimi vereceğim o şey ya da yer olmasaydı bu deneyimi, bu harika deneyimi hissedemezdim. Yaratımın deneyimini. Ben bir yaratıcıyım. Yaratım deneyimini tecrübe etmek için yaşıyorum. Ben bir işbirlikçiyim. İşbirliği deneyimini tatmak için yaşıyorum.
Fiziksel olmayan partnerlerimle, fiziksel olanlarla beraber daha da genişlemek için buradayım. Hayat benim için çok güzel. Hayat hepimiz için çok güzel. Bunda hepimiz beraberiz. Bu canlı, sağ olmak için en harika zaman. Şimdi ve şu anda burada her ne yapıyorsam, onun dışında yapabileceğim daha iyi başka hiçbir şey yok. Bu anı ve zamanı her şeyiyle hissediyorum ve doyasıya yaşıyorum. Olmam gereken başka bir yer yok. Olmayı seçeceğim başka bir yer de yok. Yapmam gereken başka bir şey yok. Yapmak istediğim bir şey de yok. Tamamen şu ana bağlanmış ve odaklı bir haldeyim. En merkezimdeki o iyi olma haline ulaşıyorum ve sonrasında evrenin bana şimdi elimde olanla ne kadar uzağa gidebileceğimi göstermesine izin veriyorum. Ve sonra bununla. Neşeli olma hali her zaman benimle. Sunulabilecek her türlü sevgi ve destek bana sunuluyor. Ve herkese de sunuluyor. Bunda hiçbir istisna yok. Tüm yapmam gereken frekansı bulmak ve o benim normal frekansım haline gelene kadar onu pratik etmek, uygulamak. Böyle derin nefesler almak istiyorum gerçekten. Yani herhangi bir Abraham çevirisini yaptığımda, şu zamana kadar diğer videolarımı da izlediyseniz, daha doğrusu diğer Abraham çevirilerini de dinleyip izlediyseniz, bunun artık ilk olmadığını biliyorsunuz. Bu arada şimdi söyleyeceğim birkaç nokta var. Öncelikle ilk dinlediğiniz ve izlediğiniz videoysa bu. İsterseniz, dilerseniz ilk Abraham videolarını izleyin derim. Özellikle ilk videoda hani Abraham kimdir, nedir, ben şu an ne yapıyorum, neden bahsediyorum, bunu anlatıyor olacağım. Bu bir çeviri videosu arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi zaten çevirinin hani İngilizce halini, orijinalini açıklamalara ekliyor olacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bunun yanı sıra sizden gelen yorumlara, önerilere, yani çok açığım. Hatta bu video için birkaç kişi bana intro lütfen çok uzun olmasın dedi ve sizleri dinledim. O yüzden introyu çok uzun tutmadım. Bu videoların da zaten çok uzun olması niyetinde değilim. Yani çeviri uzun olabilir, ona yapacak bir şeyim yok ama sonuçta o Abraham'ın konuşması. İntroları ve kapanışları zaten çok uzun tutmayacağım. Bu şekilde başka da herhalde söylemek istediğim bir şey yok diye düşünüyorum. Tekrarlıyorum, özellikle bu gece meditasyonunu ve bana kalırsa her Abraham videosunu minimum 21 gün üst üste, fark etmez günün hangi saatinde dinlerseniz dinleyin ama hani o 24 saat döngüsünü kaçırmayın derim. Ve yapabiliyorsanız 40 gün üst üste deneyin, dinleyin, izleyin ve sizdeki gelişmeleri, değişmeleri, yani bunlara inanamayacaksınız ve yorumlarda da benimle paylaşmanızı, yorumlardan ya da Instagram'dan gerçekten çok isterim. Böyle de paylaşırsanız benimle de çok çok minnettar olurum. Dediğim gibi sizden gelen, hani ele almamı istediğiniz, Abraham'ın ele aldığı konulardan çevirisini yapmamı istediğiniz konular varsa lütfen yorumlarda belirtin. Bir başka ya Abraham videosunda ya da başka bir videoda artık görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Bu arada bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, bizi sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açmayı da unutmazsanız kocaman kocaman mahalo derim size. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın.